da bizi izleyen Eyüp Sultanlı komşularımız, meclisimizde bizleri ziyarete gelen değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mart ayı meclisimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara acil şifalar, sabır diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine CHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadın hakları konusuna dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan, Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için dönemin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmasına imkan sağlayacak şartları hazırlamak toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Bu nedene bağlı olarak kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarını artırmalıyız. Onların eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi, kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi daima temel önceliğimiz olmalıdır. Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği güzel günler temenni ediyor. Ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Depremde ailesini, evladını kaybetmiş acılı annelerimize, kız kardeşlerimize tekrar sabırlar diliyorum. Berat kandilimizi tüm İslam alemine kurtuluşa erdirmesini dileyerek herkesin kandilini kutluyorum. Teşekkür ediyorum.